Bursa Haber ekranlarından iyi günler diliyorum. Gazete haberlerimiz ve konuklarımızla bundan böyle sizlerle birlikte olacağız. Bugün ana sayfayı okumadan evvel sohbet bölümünde gazeteci yazar, aynı zamanda Meydan Gazetesi Genel Müdürü Ercan Akyıldız bizlerle beraber. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Sohbete geçmeden evvel gazetemizin bir başlıklarına bakalım. Bugün gündemde neler var onlara bir hemen ilk sayfayla haberiyle başlayalım. Manşette ruhsatları kim verdi var. Mustafa Bozbey'in kentsel dönüştürümün eleştirmelerine tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, bunların ruhsatlarını kim verdi? Ruhsatını vermeyeceksin o zaman. Bununla alakalı gerekli duruşu göstereceksin demiş. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ise kentsel dönüşümde yaşanan süreci ve mağduriyetlerin ortadan kalkması için verdikleri mücadeleyi anlattı. Büyükşehir'de göreve geldiğinde 282 tane dönüşüm dosyasıyla karşılaştığını hatırlatan Başkan Aktaş, amacım kesinlikle teslim edilen bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmek diye konuştu. Aynı zamanda bir diğer haberimiz daha var. O da AK Parti'den birlik yemeği. AK Parti Gemlik İlçe Teşkilatı'nın verdiği birlik ve beraberlik yemeğinde yeni projeler ve hedefler anlatıldı. Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, bu ülke çok çekti, 10 yıllar boyunca horlananlar oldu. İlk defa bu milletin has evladı Recep Tayyip Erdoğan bu milletle birlikte yürüyor şeklinde konuştu. 2002 yılından itibaren bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi değildir, asla da olmayacaktır ifadesini kullandı. Yine bir diğer başlığımızda Şahin'e büyük ilgi yer alıyor. Nilüfer'i gerçek hizmetle tanıştırma hedefiyle yola çıkan AK Parti Nilüfer Belediye Başkan adayı Necati Şahin, yoğun bir programda çalışmasını yürütüyor. Şahin, ilçede toplumun her kesimiyle görüşmeler gerçekleştirerek projelerini anlatıyor. Başlığı haberimiz yer alıyor. Son haberimiz ise basılı yayınlarda katma değer vergisinin kaldırılmasından yana. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış tarihinin 20 aya düşürüldüğünü açıkladı. Yine bu açıklamanın ardındansa bu haberimiz yer alıyor. Erdoğan ayrıca kitap, dergi ve gazetelerde artık katma değer vergisi olmayacağını duyurdu şeklinde. Bursa Haber gazetemizin ilk sayfasındaki haberlerden sizlere özetleri geçtik. Evet Sayın Akyıldız, tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi sayfaları hep seçim haberleri yer alıyor. Seçim haberlerinde çalışmalar ve bu meşgale yansıtılmış durumda. Peki siz nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Önce genel bir seçimi değerlendirelim isterseniz. Şimdi bu gazete manşetinde önce şu gazete manşetinde çıkan haberle ilgili şey yapalım. Ruhsatları kim verdi? Evet, kentsel dönüşümle ilgili olarak biliyorsunuz daha önce emsal üzerinden binlerce katlar veriliyordu. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla artık dikey değil yatay yapılaşmaya ağırlık verildi. Bu nedenle özellikle Nilüfer bölgesinde birçok bina yıkıldı ama bu karardan sonra bu binalara dediği gibi Nilüfer Belediyesi tarafından ruhsat verildi ama bu ruhsatların bir kısmı Büyükşehir'den geri döndü. Evet. Bu nedenle şu anda Bursa'da 400 proje beklemede. Dolayısıyla bu bir mağduriyeti de beraberinde getiriyor. Bu noktada ne yapılacak? Plan tadilatına mı gidilecek? Yoksa farklı bir yol mu izlenecek? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bunun tabii bu göreve 1,5 yıl aşağı yukarı önce göreve gelen Ali Nur Aktaş'ın üzerine doğrudan sanki Büyükşehir bu projeleri iptal etmiş noktasında bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. O nedenle ama asli olan burada 20 bin civarında bir vatandaşın mağduriyeti söz konusu. Bu mağduriyetin giderilmesi için zaten bir dizi adımlar atılıyor. Sanırım bir plan tadilatına gidilecek bazılarında. Bazılarında farklı yollar izlenerek sorun ortadan kaldırılacak. Ortadan kaldırılacak. Evet. Gelen anlamda bakarsak yeni dönemde belediyelerde yapısal bir değişikliğe gidiliyor. Sosyal belediyecilik, dikkat edin her iki adayın da Büyükşehir üzerinden konuşuyorum. Sayın Ali Nur Aktaş da, Sayın Mustafa Bozbey de. Özellikle sosyal belediyecilik üzerinde ağırlık veriyorlar. Peki halkımıza bunu tam olarak anlatmak gerekirse sosyal belediyecilik ne demek? Yani insanlara dokunmak, insanların sorunlarını çözmek. Bakın birebir dinlemek. Hemen şunu şey yapalım.
Çarşı ve pazarda spekülatörler ya da komisyoncular aracılığıyla piyasada müthiş bir algı operasyonu yaparak piyasa çarşı pazarda müthiş bir fiyat artışına gidildi. Ne oldu? Bir karar alındı ve bu kararın ardından tanzim satış mağazaları kurulmaya başladı. Ankara ve İstanbul'da 50 noktada, Ankara'da sanırım yanlış olmasın 40 noktada ilk etapta. Şimdi az önce ajanstan haberler gelmeye başladı. Daha önce işte 5 liraya satılan patates 2 liraya, 5 liraya satılan soğan 2 liraya, işte biber, patlıcan ve diğer insanların zaruri ihtiyaçlarını, insanlara dokunabilmek, evine giderken cebindeki parayı, yaşamını rahat bir yaşam sağlayabilmek için belediyeler bu noktada ciddi adımlar atmaya başladı. Şimdi bakın, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Ali Nur Aktaş geldiğinde şunu yaptı. Önce bir tasarruf, belediyenin fotoğrafını çekip tasarrufa gidildi. Onlarca aracı trafikten men etti. Yani ne yaptı? Tasarrufa gitti. Şoförlerin belli saatlerin dışında belediyeye ait araçların ve şeylerin kullanılmasının önüne geçti. Mali disiplini sağladı. Bu sağlanan tasarrufta ki bunu bir 8 ay üzerine açıklama yapmıştı. 10 trilyon yani eski parayla 10 milyon lira bir tasarrufa gidildi. Ve bu parayı nerede kullanacaklar? İnsanlara hizmetinde kullanacaklar. İşte ulaşımda kullanacaklar, diğer yatırımlarda kullanacaklar. Bu nedenle sosyal belediyeciliğe anladığım kadarıyla, çünkü Mustafa Bozbey de aynı şekilde Nilüfer bölgesinde zaten bu örneğini vermişti. Aynı argümanları büyük şehirde de kullanmaya başladı. Ha bunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı getirir mi? Onu zaman gösterecek ama güzel bir yarış oluyor. Demokratik kurallar içerisinde bir yarış oluyor. Onun en büyük talihsizliği ki Cumhur İttifakı'nın yapısının dışında Millet İttifakı olarak İYİ Parti, HDP ve AK Parti, Cumhuriyet AK Partisi'nin yani tabanda bir benzemezlik var. 4 benzemezin bir araya gelerek 3 benzemez şu anda. Saadet Partisi de dışarıdan şey yapıyor ama belli noktalarda kendi adaylarını çıkardılar. Bu sandığa yansıması nasıl olacak? Bunu zaman gösterecek. Ama Cumhur İttifakı'nda durum çok daha farklı. Birazdan bundan önceki seçimde alınan oy oranlarını belki rakam vereceğiz. Cumhur İttifakı biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'cüler tarafından yapılan darbe girişiminin Yeni Kapı'da bir miting yapılmıştı. O mitingdeki yakalanan ruh bugün de devam ediyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi sonra tabanlarında zıtlık yok. Tabanlar uyumlu. Bunun sandığa yansıması nasıl olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Peki hemen Büyükşehir'le başlamak istiyorum ben. Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla. Biliyorsunuz Recep Altepe'den sonra Ali Nur Aktaş Sayın Belediye Başkanımız göreve getirildi. Evet. Ve tabii ki bu seçimde de adaylığını koydu. Evet. Diğer taraftan da yıllardır Nilüfer'in bel kemiği olan Belediye Başkanımız Sayın Bozbey vardı. Bu sefer o ilk defa Büyükşehir için adaylığını koydu. Şimdi bu dengeleri değiştirir mi? Çok büyük farklılıklar olur mu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, AK Parti 16-17 yıllık bir parti. Tabii bu süreçte yapılanlar var, yaptıkları var. Ortaya konulan şeyler var. Hep değişimden yana şeyini kullandı. Yani Büyükşehir'deki olay da bunun gibi. Büyükşehirlerde birkaç, sanırım 5 büyükşehirde de aday değişikliğine gidildi. Ali Nur İnegöl'de, o da tecrübeli bir, yani İnegöl'de 3 dönem üst üste belediye başkanı yeni yapmış. Değil. Liyakatlı, bilgisi var, becerisi var. Yani çıraklık, ustalık ve kalfalık döneminde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne geliyor. Ali Nur Aktaş'ın en büyük avantajı şu, yani AK Parti'nin güçlü olduğu İnegöl, Yıldırım ve Osman Gazi böyledir. Hep yıllarca böyle olmuştur. Alan parti Büyükşehir'i de alır. Yani şeyin en büyük
dezavantajı, Mustafa Bozbey'in en büyük dezavantajı. Tek belediyeyle mi sınıf kalmış? Yani Nilüfer Bursa'nın kaderini belirlemez. Belirleyemez. Ya kişisel olarak bölgesinde sevilmiş olabilir. 4 dönem belediye başkanlığı yapmış. Ama onu büyük şehire taşır mı? Biraz zor olacak ama oyunu artırır mı? Artırır. Zaten o da partisinden umut beklediği herhalde şeyi göremediği için dikkat edin. Tanıtımlarında sadece kendi ismiyle çıkıyor. Kendi ismi var, evet, Bursa'da. İsmiyle çıkış yapmaya çalışıyor ama onu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşımaz diye düşünüyorum. Peki hemen Yıldırım'la başlayalım. Osman Gazi Nilüfer diye devam edelim. Orada nasıl görüyorsunuz? Şimdi AK Parti'nin Yıldırım'daki son seçimlerde aldığı oyu şey yapalım. AK Parti %50.4, 192 bin oy almış. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi %16.7 oy almış. 63 bin oyu var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 25.3 oyu var. HDP'nin de 3.4, 13 bin civarında bir oyu var. Yine Osman Gazi'de AK Parti'nin %47.3, 237 bin oyu var. CHP'nin biliyorsunuz Erkan Aydın daha önce aday olmuştu. Şu anda, evet, CHP milletvekili. 31.5 ile 158 bin oyu almıştı. Arada müthiş bir fark var. Yani AK Parti'nin 237 bin oyu var. CHP'nin 158 bin oyu var. Bunun yanında Milliyetçi Hareket Partisi'nin %13.9 ile 69.753 oyu var. İYİ Parti o zaman yoktu biliyorsunuz. Daha sonradan şey yaptı. Yani yarısı, ki İYİ Parti'nin çok abartıyorlar, o kadar oy alacağını da düşünmüyorum. Evet. Geçiyoruz, Saadet Partisi'nin yine 20 bin civarında oyu var. HDP'nin de göz ardı etmeyelim, 7 bin küsür oyu var. Nilüfer'e baktığımızda, burada Bozbey'in gerçekten zaten başkanlığa taşımasının şeyi de odur. Son genel yerel seçimlerde CHP 54.7 oy almış ve 124.719 oy almış. Bu rakamlar son seçim kurulunun açıkladığı net rakamlardır. AK Parti ise 34.7 ile 79 bin oyu var. MHP'nin 7.5 ile 17 bin oyu var. HDP'nin de burada 2 bin civarında bir oyu var ve diğerleri. Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti 1800, 1300, 525. Şimdi bu rakamlara baktığımızda yani Bozbey'in Büyükşehir'de kazanma şansının çok düşük olduğunu görüyorum. Çünkü her ne kadar şunu görüyor insanlar, yani yapılan algı operasyonlarının bir süre sonra Türkiye'de işe yaramadığını görüyor. Özellikle batı kesimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile iş birliği yapması, özellikle parti içindeki ulusal kanat tarafından hoş karşılanmıyor. Peki Nilüfer'de Sayın Mustafa Bozbey'den sonra şu anki adayımız da aslında tanıdık, bilinen bir isim. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer bölgesini alır mı, yoksa bir değişikliğe gider mi yani Nilüfer bölgesi? Turgay Erdem'in ben şunu biliyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi orada güçlü. Hı hı. Ama AK Parti de onun karşısına daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necati Şahin aday olarak çıkardı. Evet. Ben şunu söyleyeyim, yani biraz samimi olmak lazım. Nilüfer'de her halükarda CHP seçim alacaktır. Ya yani Turgay Erdem orada seçim alır. Ama bunu Büyükşehir'de nasıl olur? Çünkü genel seçimlere baktığımızda Nilüfer'de CHP ile AK Parti'nin oyları daha fazla. Genel seçimlere baktığımızda. Demek ki Mustafa Bozbey'in şahsıyla müthiş şekilde orada bir destek var. Ama onun diğer ilçelere yansıması nasıl olur? Bir de şu var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir strateji hatası yaptı bana göre burada. Burada 9-17 ilçesi olan Bursa gibi bir Türkiye'nin 4. büyük şehrinde 9 belediyeyi İYİ Parti'ye verdi. Kozmopolit bir yapıya sahip, tabana sahip olan İYİ Parti'yi o kadar gözlerine büyüttüler ki yani bütün ilçelere, işte Kemalpaşa başta olmak üzere birçok yerde İYİ Parti'nin adayına, işte Yenişehir'de belediye başkanlığı adaylığını teslim ettiler.
Ya bunun bana göre yansıması çok olumsuz olacaktır. Ve bu nedenle Demokrat Sol Parti bu sefer karşı tarafta aday çıkarmaya başladı bütün ilçelerde. Zannıma göre, tahminime göre önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde küsen birçok kişi, özellikle ulusalcı kanattakiler oylarını Demokrat Sol Parti'ye verecektir. Ha bu AK Parti için de olacak mıdır? Olacaktır. AK Parti'ye de küsenlerin bir kısmı oylarını MHP'ye verecektir. Ama Cumhur İttifakı herhalde tabanda o kadar şey yaptı ki sadece Bursa'da bir tane ilçeyi, o da Yenişehir'i Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiler. Diğerlerinin tamamında Cumhur İttifakı AK Parti adaylarını destekleyecek. Peki son olarak Bursa'yı değerlendirdiğimizde genelini bir oy oranı yapabilir misiniz bize? Yani o konuda şimdi yani çok net rakamlar olmamakla birlikte. Yok, fazlalık yapmayalım ama görünen bir şey var. AK Parti son Kızılcahamam'da yaptıkları toplantının ardından sahaya çıktı. Bütün milletvekillerin tamamı sahada. Çalışıyorlar. Bursa'nın sorunları tespit ediliyor. İşte başkanlar bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde yeni projelerini açıklayacak. Özellikle Ali Nur Aktaş'ın Ulaşım Master Planı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar, bakın kısa bir süre göreve gelir gelmez bazı kavşaklarda dokunuşlarla trafikte hissedilir oranda bir rahatlama meydana geldi. Peki Bursa'nın en çok beklentisi belediye başkanlarımızdan ulaşım yönünde mi? Sizler daha çok basının içinde olduğunuz için halktan da telefonlarla gerek olsun dışarı çıktığınızda görüş alışverişinde bulunuyorsunuz. Beklentileri ne? Yani, en büyük oranda. Yani Bursa tabii şöyle sürekli göç alan bir şehir. Hı hı. Bursa'nın sürekli trafiğe araçlar çıkıyor. Yollar hep aynı yollar. Bu nedenle bazı tabii birinci sorunlar... Çok aslında. Yani Bursa aslında kimliğini arıyor. Hı hı. Bursa işte turizm şehri midir? Bursa tarım şehri midir? Bursa sanayi şehri midir? Ya bunu Bursa bence hepsidir. Yani bakın Başkan Ali Nur Aktaş'ın bir projesi var. Onu açıkladı bir toplantıda. Hanlar bölgesinin etrafının açılması. Bursa'nın o tarihi eserlerinin tamamının turizme kazandırılması yönünde. Bursa'nın yetecek kadar otelleri, yatak kapasitesi istenilen seviyeye ulaşmıştır bugün. Evet. Ama Bursa'ya istediğimiz kadar turist getirtirebiliyor muyuz? Getirtiremiyoruz. Bakın Uludağ diye bir şeyimiz var. Uludağ'dan Bursalılar istediği kadar faydalanabiliyor mu? Bunların hepsini tek tek ele alınıp çözüme ulaşılması lazım. Şey yapılması lazım. Mesela ova koruma planları, ovada bakıyorsunuz. Birinci sınıf tarım arazilerinin bir gecede üçüncü sınıf tarım arazisine çevrildiğine bu insanlar şahit oldular. Sonra buraya binaların dikildiğine hep birlikte şahit olduk. O nedenle işte tarımsal depo adı altında ruhsatlar alınıp buralara binaların dikildiğini hep bunları gördük. Bu nedenle ova koruma planlarının derhal devreye sokulması lazım. Yani yapılacak, atılacak birçok adım var. Evet. Tekrar konuşma fırsatımız olacaktır bence seçim gününe kadar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir de şu var tabii, şunu da hemen ekleyelim. Burada. Şimdi biz bunları konuşurken aslında biz iktidarı savunmakla devleti savunmak farklı şeyler. Biz bunları anlatırken aslında devletimizi savunuyoruz. Devletimizi savunurken bu arada Cumhurbaşkanımızı da savunuyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı seçilmiş, bu milletin oylarıyla gelmiş ve devletimizi temsil ediyor. İnsanlar bir şeyleri karıştırıyorlar. Yani demokrasi diyorsak biz Cumhurbaşkanı'na sahip çıkmak durumundayız. Eğer demokrasiden bahseden, özellikle Kılıçdaroğlu biliyorsa 9 seçimi üst üste kaybeden bir insan hala orada oturuyorsa, hala o koltukta oturuyorsa demokrasiden söz edemez. Son yorumumuz da bu şekilde. Evet, yani sizin soracağınız bir şey varsa cevap çok verebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim Bursa Haber ekranlarından bugünkü konu başlıklarımız ve konuğumuzu sizlerleydik. Bir sonraki programda farklı konular ve konuklarla tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.